stresliydim, bir de ilk günün heyecanı, elimde valizler falan. Bilmem kız da tamam deyince dedi ki İranlı bir aile var yanında biri birlikte dedi. Tamam o zaman gidelim dedim. Bindik arabaya ama arabada benim aklıma şey geliyor. Acaba işte benim böbreklerimi almak için bu bir düzen mi? Hepsi birbirini tanıyor belki, işte Lübnanlı, İranlı falan, hepsi arkadaş. Sonra gidip Montpellier'deki rahibe bunu sordum. Ya ne anlama geliyor bu Mısır'dan bir asma toplamak falan. İçeride normal kıyafetiyle duruyor. Adam İncil bulamadı. Kilisenin içerisinde bir rahip nasıl İncil bulamaz? Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Kısaca kendinden bahseder misin? Ben Zeynep Ceren Şen, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. 3. sınıftayım. Aslında 4 oldum tabii bu sene. Süper. Biz bugün ne çekiyoruz? Bugün bir Erasmus videosu çekeceğiz. Ben Fransa'da neler yaptım, Covid'den önce neler yaptım, Covid'den sonra neler yaptım. Fransa'ya mı gittin sen? Evet, Fransa Montpellier şehrine. Süper. Ne zaman gittin? Ocak'ta gidip Mayıs gibi de yok, Mayıs'ta karantina sürecimde Nisan sonu döndüm. 23 Nisan'da. Daha yeni geldin yani sen. Evet. Peki dümdüz sorularımız var. Oradan başlayayım. Erasmus nedir? Değişim programı ama sadece Avrupalılar için. Türkiye bu programa biraz böyle ek olmuş. Yani AB ülkeleri artı Türkiye şeklinde. Bunun da sebebinin biraz şey olduğunu düşünüyorum. Avrupalıların İstanbul'u gezme merakı. Yoksa bizi almak istediklerinden çok değil de. Ha, sırf turistik sebeplerden. Yani evet, sırf İstanbul'a gelmek için yapıyorlar bence ama bizim için çok iyi oluyor çünkü hibesi var falan. Peki nasıl başvurabiliyoruz? Kimler böyle öğrenci değişim sisteminden yararlanabiliyor? Bu işin bir üzücü yanı şu, eğer okulunuzun anlaşması yoksa bireysel olarak işte ben Erasmus'a şuraya gideyim, buraya gideyim olmuyor. İlla okulun anlaşması. Okulla mı oluyor? Yani bireysel hiç duymadım yapan varsa, yani hiç öyle denk gelmedim ben. Emrah diye bir arkadaşımla video çekmiştik de bireysel olarak İspanya'da bir okula mesela mail atıyorum. Diyorum ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum ve kendim bireysel olarak yapabiliyormuş. Emin değilim bu arada. Bunu biz videoya da yazarız doğrusunu. Bayağı şaşırdım. Yani bizim okul mesela şu okullarla anlaşması var. Onlara gidebiliyorum. Ben işte Fransa'da şu okul istiyorum diye bir şey gidemiyorum diyebiliyorum ben. Emrah gerçi 18 sene önce falan yapmış. Yani ne kadar doğru olur bilmiyorum. Peki Erasmus değişim öğrencisi olma kriterleri nelerdi? Bizde 2,5 ortalama şart. Bir de Bilkent'in diğer okullardan ayıran şöyle ilginç bir özelliği var. Niye bilmiyorum bunu yapıyorlar. 2. sınıfın 1. dönemini bitirmiş olmanız gerekiyor Erasmus'a gitmek için ya da aynı şekilde son döneminizde de gidemiyorsunuz. O arada olacak. 2'nin biriyle 3'ün ikisi arasında. Peki seni Erasmus programına iten şey neydi? Aslında Fransa aşkım. Yani hep Fransa istiyordum. Fransızca konuşayım, Fransız kültürünü öğreneyim falan. Çünkü hem kültür hem tarih ilgim var. Evet, konuşuyorum. Gitmeden önce zaten almıştım C1 sertifikamı ama orada bayağı bir üstüne gittim. Yani şu an hala tabii mükemmel değil ama iyi diyebilirim Fransızcam yani. Ne kadar süre kalmıştın? 3,5 ay. Sınav nasıldı bu arada? Ya aslında bizim Erasmus sınavı yok okulda. İngilizce 101-102 dersleri var. Buradan aldığınız notların ortalaması. Bir de kendi ortalamanız, işte CGPA diyorlar. Onun ikisi böyle bir hesaplanma şekli var. Hesaplanıyor birlikte. Sonra 100 üstünden Erasmus puanları var. İşte benimki 84'tü mesela. O yüzden 5. sıradaydım. 90'larda olan 2-3 arkadaş vardı falan. O sıralamaya göre işte yazdığınız tercihlere göre gidiyorsunuz. Ama orada bence bayağı bir strateji oyunu var. Yani mesela 5 tane tercih hakkınız var sadece ve o 5'ini de herkesin çok istediği yerleri yazdınız diyelim. Ama siz 11. sıradasınız. O zaman herkes, her okulun 2 kontenjanı var. Yani Bilkent'in anlaşmalı olduğu. Sizin üstünüzdeki öğrencilerin hepsi de oraları yazarsa haliyle yer kalmamış oluyor. Peki senin kaçıncı tercihindi? Benim 1. tercihimdi. Avantajım şu, çok Fransızca bilen insan yok. Hani iyi seviyede bilen. Çünkü okulun öyle bir şartı var. Mesela Montpellier Üniversitesi diyor ki işte B1, B2 bilmeden alamayız biz sizi diyor. En az intermediate bileceksiniz diyor. O zaman sen Fransızca sınavına girdin. Ayrıca Fransızca'ya da girdim, evet. Bir yeterlilik sınavı ama onun dışında o puan hesaplamanın dışında bir şey o yani. Fransızca sınavından geçemeseydin de girebiliyor muydun? O zaman da şöyle şartlı gidiş gibi bir şey var. Diyorsunuz ki işte bir sene öncesinden olduğu için Erasmus başvuruları. Ben bu bir senede işte çok çalışacağım, çok iyi Fransızca öğreneceğim falan. Hadi git o zaman oluyor. Fransa'yı seçmendeki sebepler neler? Birincisi dil. Yani Fransızca konuşuluyor diye. Ben ilk gittiğimde mesela böyle tramvayda bile insanlar Fransızca konuşuyor ya. Hoşuma gitmişti bayağı. Yani herkes Fransızca konuşuyor. Buraya gelen turistler de çok garip ya. Herkes Türkçe konuşuyor. Demiyordur büyük ihtimal. Benim öyle bir Fransızca merakımdan dolayı. İkincisi de işte kültür, tarih çok ilgimi çekiyor. Yani mesela ben Paris'in sokaklarını Paris'e gitmeden biraz biliyordum açıkçası. Çok okuduğum ve Paris'le, Fransa ile ilgili şeylerle ilgilendiğim için. O yüzden benim için çok güzel bir histi. Mesela Pantheon var böyle, Victor Hugo'nun mezarının falan olduğu. Oraya gidince böyle sanki kendimi Anıtkabir'de gibi hissediyorum ben. Daha önce başka bir ülkeye gitmiş miydin? Yine Fransa'ya gitmiştim 2018'de. Bir de 2014'te Amerika'ya gitmiştim. Peki ulaşım nasıl sağladın? İstanbul'a gittim Ankara'dan. Oradan uçakla Marsilya'ya. Marsilya'dan da trenle Montpellier'e. O gün benim için çok çalkantılı bir gündü. Pasaport ve vize işlemlerini okul destek attım yoksa tamamen sen kendin hallettin? Her şeyi kendim yaptım. Yani bir Erasmus öğrencisinin herhalde en illallah ettiği dönemdir yani. Okulda bütün yakın arkadaş çevrem bilir. Ben aylarca belge toplayıp işte o belgeler teslim edildi, olmadı bir daha uğraştım falan. Böyle birçok insan aslında Erasmus'a gitmekten vazgeçtiği süreç. Yani orada dayananlar gidebiliyor. Erasmus'taki ilk gün nasıldı? Montpellier'e gittin. O gün akşam işte yatana kadar, uyuyana kadar nasıl geçti? O gün uyumadım aslında. Şöyle oldu. O gece Marsilya'dan Montpellier'e dönüşüm benim hayatımda yaşadığım en ilginç anlar olabilir yani. Bu arada aslında İstanbul'da uçak kalkmadı. Benim ilk uçağım sabah 11 uçağıydı. Ben ona göre planlamıştım hayatımı. Sonra işte Sabiha Gökçen'deki sıkıntılardan dolayı kalkmayıp da gece 12'de gidince Fransa'da şöyle bir şey var. Hatta giden arkadaşlarım Avrupa'nın diğer havalimanlarında da böyle olduğunu söylüyorlar. Gece 12'de kilitleniyor havalimanı. Hiçbir şey yok. Yani içeride durabilirsiniz ama bir tane güvenlik görevlisi var. İnsan yok falan. Yani Atatürk mesela 24 saat ayakta. Orası öyle değil. Yani en büyük ikinci şehri olmasına rağmen hiç kimse yok havalimanında. Ben de çıkınca bir korktum. Şimdi açıkçası bir de... Uçuş yok mu yani o saatte başka? 12'den sonra başka uçuş yoktu. Havalimanında da kimse yok. Bir tane güvenlik görevlisi var. Açıkçası çekindim tek başıma orada kalmaya. Ama gitmeye de korkuyorum çünkü otobüs falan da yok. Otobüs yok, tren yok. Montpellier'e gideceğim. Nasıl gideceğim? Kaldım orada yani gece. Sonra bir tane böyle korsan taksici bir adam vardı. Türk. Yok yani Fransız da değil. Sanırım o Kuzey Afrika kökenli. Ama Fransızca biliyor yani oralarda yaşamış. O dedi ki işte ben götürürüm dedi. Hadi sen adam başı 10 euro sen de gel falan diye orada uçaktan inen İstanbul uçağından inenlere. İlk başta istemedim. Çünkü adam belli korsan taksi yani hiç normal taksi bile değil, güvenilir değil. Sonra baktım hiç otobüs yok, bir şey yok. Ödüm koptu orada kalmaya. Bir kız daha vardı Lübnanlı. Başka taksi yok muydu? Taksi de görmedim açıkçası. Hiçbir şey görmedim. Taksi belki vardır ama orada bir stresliydim bir de ilk gün heyecanı. Elimde valizler falan. Ondan sonra adam işte baktım o Lübnanlı kız da tamam deyince dedi ki İranlı bir aile var yanında bir de birlikte dedi. Tamam o zaman gidelim dedim. Bindik arabaya ama arabada benim aklıma şey geliyor. Acaba işte benim böbreklerimi almak için bu bir düzen mi? Hepsi birbirini tanıyor belki işte Lübnanlı, İranlı falan. Hepsi arkadaş. Böyle şeyler düşünüyorum arabada. Peki yani okulun mentörü vesaire yok muydu seni karşılayan? Yok. Şöyle bir şey yok. Herkes kendi başına yani yolunu buluyorsun. Çünkü aslında bazılarını havaalanından alıyor mentörler. Kalacağı yere kadar getiriyor. Keşke bana da öyle yapsalardı yani. Evet. Yoktu. Sonra bindim. Daha da zorlaştı benim için. Çünkü bana şey demişti o arabanın şoförü. Ben seni işte götürürüm orada garda oturursun. Ben bekliyorum ki gar kalabalık olur en azından şehrin merkezinde falan. Sonradan bana dedi ki gar 4'te açılıyor. Gece 12'den 4'e kadar ne yapacağım ben Marsilya'da? Marsilya bir de Fransa'nın en güvenilmez şehirlerinden bir tanesi yani. Getto mu? Şehrin kendisi koca bir getto diyebiliriz evet. Güzel yerleri de var ama böyle Fransa'nın gettosu diyebiliriz Marsilya için. Sonra adam dedi ki ben seni orada patiseri var dedi pastaneye gibi bir şey oraya bırakırım. Garın hemen karşısında. Sonra bir gittim patiseri dediği bir tane kebapçı gibi bir şey. İçeride 4-5 tane Arap adam Türk var. Mi? Kadın hiç yok. Değil. Türk değil. Arap kökenli içeridekilerde. Tamam. Ama hiç kadın da yok. Sokaklarda kimse yok falan. Patiseri dediği varoş bir kebapçı. Dedim burada yani özellikle de bir kadın olarak çok korktum ve başıma bir iş gelirse diye. Sonra arabanın arkasındaki o Lübnanlı kız dedi ki tamam sen gel bende kal. Ki de daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Tanımadığım bir insanın evinde kaldım o gece. Ne dediysen yıldırızın artık burada. Yani kız da aslında gerçekten çok istemiyordu belki ama insani bir şekilde dedi ki yani yazıp sokakta kalacak. Peki yani sen Google Maps falan bir şey yok mu? Nereye gideceğini bilmiyor musun? Montpellier 2 saat tren mesafesinde. Doğru. Başka şehir. O yüzden orada kalmam gerekiyordu. Oteller de şimdi çok pahalı. Yani otelde kalabilirdim tabii otel var ama bir 90-100 euro da otele bir gece vermek istemedim. Dedim, bu kız iyi birine benziyor ya falan. Onun evinde kaldım işte. Böbrekler duruyor mu? Sağlam duruyor şükür olsun. Sabah 6'da bir teşekkür bile edemeden onlar uyuyordu çünkü uyandırmak istemedim. Böyle bastım gittim yani ilk otobüsle. Yaşadığın en ilginç anıyı bizimle paylaşır mısın orada? Covid başlı başına çok tuhaf bir anı da yani onu geçiyorum. Sen doğru. Covid zamanı oradaydın. Evet. Akşam 8'de her gün Macron'un açıklamasını bekliyoruz. Sokağa çıkabilecek miyiz? Maske takacak mıyız? Okullar kapanacak mı? Onun stresi böyle. Ama böyle spesifik bir anı anlatabilirim ayrıca yani. Tabii bu. Bu arada pandemide orada nasıl oldu? İlk defa denk geliyoruz pandemide orada olan birisine. Evet. Pandemi sürecini ayrıntı anlatabilirim isterseniz. Nerede kalıyordun sen? Ben yurtta kalıyordum öğrenci yurdunda. Tek kişilik oda. İşte banyosu, tuvaleti var ama mutfak ortaktı. Ne kadar hibe alıyordun bu arada? Aylık 500 euro. Ama 500'ün yüzünü dönünce veriyorlar ya. O yüzden her ay 400 euro alıyormuşum gibi. Yurda ne kadar veriyordun? 255 euro. O da şaşırtıcı şekilde düşük. Ya yani diğer ülkelerde 400-500'den başlıyor yani. Fransa'nın böyle olmasının sebebi de çok sosyal devlet olması. Yani çok takdir ediyorum. Öğrenciye çok önem veriyorlar Fransa'da. Peki yani pandemi olduğunda hemen okullar kapandı mı? Orada nasıl yaptınız? Böyle tam Mart'ın 12'sinde Macron açıklama yaptı. Yarın okulun son günü dedi. 13 Mart Cuma. Çok iyi hatırlıyorum o son günü. Ondan sonra hiç belli değil dedi. Hep böyle Macron'un bir sözü vardı. Jusqu'à nouvel ordre. Bir sonraki emre kadar. Hep böyle biz bir sonraki emre kadar olduğu için 2 hafta mı kapanacak, 1 ay mı kimse bilmiyor. Türkiye'dekiyle çok benziyordu açıkçası. Okulda hatta şöyle oldu. O perşembe Macron açıklama yapacağı gün bizim dekan yardımcısı bir hocamız vardı. Dedi ki biz okulu kapatmayı düşünmüyoruz kesinlikle. Böyle bir şey aklınızdan çıkarın dedi. Akşam Macron kapatıyoruz deyince kapattı tabii yani. Bence okulun kapanması şey noktasında iyi oldu. Hani yayılmaması için falan erken vakitlice kapattılar. Ama tabii benim açımdan ben aylarca onun hevesiyle gitmişim falan. Full evde miydiniz? Yurtta mıydınız? 2 ay okudum. Bayağı 2 ay böyle sokakta gezdim falan. Ama o Mart'ın ortasından itibaren Nisan sonuna kadar o 1,5 ayda sadece yurttaydım. Markete gittim sadece yani. Enteresan bir Erasmus olmuş o zaman. Yaşanan en ilginç anıyı bizimle paylaşır mısınız demiştiniz. Şöyle, Fransız Kraliçesi Marie Antoinette'in bir sözü var böyle, söylemediğini söyleyen de çok ama işte ekmek yoksa pasta yesinler. Onun orijinal aslında s'il n'y a pas de pain qu'il mange de la brioche. Yani ekmek yoksa brioche yesinler. Brioche da tatlı bir ekmek, yani pasta diye o yüzden öyle çevirmişler sanırım. Ben Fransa'da bu Covid döneminde 2 kere üst üste markete gittiğimde ekmek bulamadığım için brioche yemek zorunda kaldım. Ve dedim ki Fransızlar hakikaten yani ekmek yokken brioche yiyorlarmış ekmek bulamayınca. Hayatta karşılığı olan bir atasözü. Gerçekten karşılığı varmış. Çok şaşırtıcıydı benim için yani. Peki başka ne var bu arada? Var mı başka ilginç bir anım daha var. Ben böyle kilise gezmeyi falan çok severim. Yani kilise olsun, cami olsun, sinagog girmesi biraz zor olduğu için çok bilemiyorum ama Fransa'da da yine başladım Montpellier'de ilginç, hoşuma giden kiliselere girmeye. Bir tane Dominikan Kilisesi vardı. Ondan önce de bir hafta önce Set şehrinde bir kiliseye ziyaret yapmıştım. Ne şehri? Şehrin adı Set. O Set şehrinde kilisede şöyle bir şey görmüştüm. Bir yazı işte Mısır'dan topladığı bir asmaydı gibi bir ifade. Benim de ilgimi çekti. Allah Allah, Mısır'daki bir asma neden falan. Kilise duvarında yazıyor. Sonra gidip Montpellier'deki rahibe bunu sordum. Ya ne demek, anlama geliyor bu Mısır'dan bir asma toplamak falan. Aslında İsrail'i temsil ediyormuş. Asma yaprakları uzuyormuş böyle. İsrail'in kollarını oluşturuyormuş ve İsrail devletinin Mısır'dan sonra kopup böyle yeniden açılması, dağılması ve büyümesini anlatıyormuş. Tabii rahip bana bunu anlatmadı. Ben gittim içeriye böyle. İçeride normal kıyafetiyle duruyor. Dedim ki işte böyle bir hikaye var. Anlatabilir misiniz? Adam İncil bulamadı. Ulan çok şüpheli geldi. Kilisenin içerisinde bir rahip nasıl İncil bulamaz? Belki vermiştir birilerine. Bir sürü de kitap var ama hiçbiri de İncil değil yani. O içeriği de görüyorum. Ondan sonra rahip bana bu olayı anlatmak yerine randevu verdi. Dedi ki yarın işte gel istersen tekrar bu saatlerde görüşelim falan. Rahibinin elinde telefonu var. Adam utanmasa numaramı isteyecek de istemedi. Yarın görüşelim mutlaka, matmazar mutlaka falan diye. Ben de gitmedim yani, başıma bir iş gelir. Evet, peki yani adam bayağı rahip yani aslında. Ya başka rahibe benzeyen birisi yok onun dışında. Yok yani bir şey şüphelendirdi. Ya nasıl bir rahip kilisenin içerisinde İncil bulamaz? Enteresan. Oradaki aldığın eğitimi nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye ile kıyaslarsan aradaki farklar nelerdi? Şöyle, oradaki hocalar Türkiye ile kıyasla çok farklı değil. Yine iyi. Benim Bilkent'teki hocalarım da çok iyi. Ama Bilkent olduğu için tabii her üniversitenin hukuk eğitimi bu kadar iyi değildir büyük ihtimalle. Orada hoşuma gitmeyen bir şey vardı. Önce ondan başlayacağım. Ne? Fransız öğrenciler, hukuk öğrencileri, diğerlerini bilmiyorum ama derse soru sormaya çok çekiniyorlar. O yüzden dersler asla interaktif değil. Hoca geliyor pat pat anlatıyor. Ya birisi de bir soru sorsun, çok nadir. Yani 2-3 derste bir çocuk çıkıyor böyle. Çok hızlıca soruyor hocayı bölmeyeyim diye. Onda da çekine hani. Sonra ben hatta birkaç Fransız arkadaşıma sordum. Ya siz niye soru sormuyorsunuz falan, utanıyoruz dedi. İşte biz böyle derste hani hoca bir şey der falan. Arkadaşlar bir şey der diye. Bana çok tuhaf geldi. Çok özgüvensizce. Orada onlar çekindiği için ister istemez sanki ben de mi çekinmem gerekiyor diye düşünüyordum. Herkes teneffüs arasında ya da çıkışta hocayı yakalayıp soru soruyor. Yani derste sorabilecekken işte aman gülerler ederler falan diye. Hatta şöyle bir şey de yaşadım. Tam 13 Mart okulun son günüydü. O gün de en sevdiğim hocamla dersim vardı. Histoire du droit penal dersinde de ceza hukuku tarihi dersi. Çıkışta da hocaya böyle işte bakıp bonjour monsieur, görüşürüz hocam dedim. Sonra yanındaki Fransız kız bana döndü, arkadaşım. Ya ne yapıyorsun dedim. Yani görüşürüz hocam dedim, ne var bunda? Biz hocalarla asla selamlaşmayız. Hocaların yüzüne bile bakmayız dersten çıkarken. Hadi ya. Yani ne demek yüzüne bile bakmayız? Ya böyle başlarını eğerek dersten çıkıyorlarmış. Hakikaten öyle yapıyorlar yani, ben de gördüm. Benim işte görüşürüz hocam demem kızın çok tuhafına gitti yani. Peki yani senin dışında orada Türk var mıydı Erasmus'ta? Yok, hiç yoktu. Ya hukukta zaten Erasmus zor biraz. Çünkü dersleri saydırması falan sıkıntı. Bir de Fransız hukuku olduğu için orada aldığın çok bir katkısı olmuyor. Yani somut olarak bir katkısı olmuyor. Başka ne tarz farklar vardı? Sınav kısmı çok ilginçti. Erasmus öğrencileri için söylüyorum. Diğer Fransızların biraz daha farklıydı bizden ama bizde hiç sene içerisinde vizesi, ödevi falan yok. Bir tane sözlü finale giriyorsunuz sadece. 4 ay geçiyor. 4 ayın sonunda sözlü final. Bu sisteme bayıldım ben açıkçası. Herkes mi öyle peki? Erasmus'lular böyle. Fransızların o sözlü finalin haricinde bir de şeyleri var. Arada bir sürü ödevleri var falan. Erasmus'a kıyak geçmiş Montpellier Üniversitesi. Biz hiç ödev yapmadık. Yani çok iyi. Ben 2 ay gezdim, tozdum bayağı böyle. Finallerden önce çalıştım yani. Güzelmiş, evet. Diğer öğrencilerle eşit haklara sahip miydin? Eşit olmayan bir şey düşünüyorum. Şu an aklıma gelmedi. Her şeye katılabiliyordum. Ama aslında bu biraz şey gibi, hani feministlerin camlı tavan sendromu argümanı var ya, biraz onun gibi. Sözde eşit ama tam olarak da değil. Hissediyorsun yani bu. Şey noktasında yani tutup da derste falan böyle bir eşitlik yok. Yani öyle bir eşitlik gerektiren bir durum yok zaten de. Mesela öğrenci kulübü pek yok. Ama olan öğrenci kulübünde de Erasmus diye çok takmıyorlar. Çünkü verse işi savsaklayacağını biliyor. Çünkü Erasmus öğrencisi ne yapar? Gezer tozar falan. O yüzden mesela ben iletişime geçmiştim bir kulüp başkanıyla. Sözde böyle çok ilgilendi o da. Aa tabii gel seni de katarız, şunu yaparız, bunu yaparız. Sonra yok, hikaye ya oldu yani. Orada bu arada başka şehirler gezdin mi? Evet, Paris'le Marsilya'yı gezdim. Bir de daha küçük 2 şehir gezdim. Set ve Saint-Marie-de-la-Mer. İkisini hiç duymadım. İkisi de çok küçük. Fransızlar bile bilmiyordur yani bu 2 şehri. Fransa'da bu arada yerel yönetimler çok etkili. O yüzden Fransa'da böyle binlerce şehir var. Hiç abartmıyorum. Yani böyle küçük küçük bizim kasaba diyeceğimiz yerlere, mesela Tuzla kadar yeri adam şehir yapmış. Adı şehir. Çünkü yerel yönetim. İşte o Set şehrini önemli yapan 14.lüğü orada böyle bir kanal kazmış. Aslında hani denizden geçiş yokmuş falan, birleştirmiş böyle denizi. Yani küçük bir şehir ama liman şehri, tatlıydı böyle. Güzel. O ülkeye dair mutlaka bilmesi gereken şeylerden bahseder misin? Şimdi öncelikle çok söylemek istediğim bir şey var. Türkiye'de hep şöyle bilinir. Fransızlar asla Fransızcadan başka dil konuşmaz, İngilizce konuşmazlar. Siz İngilizce söyleseniz bile Fransızca cevap verirler. Bu doğru ama bunun sebebi farklı. Yani insanlar, Fransızlar aslında kibirlerinden ben Fransızcadan başka dil konuşmam, İngilizce konuşmam gibi bir kabullenmeden dolayı değil de İngilizce konuşamadıkları için. Aynen öyle. İngilizce aslında konuşmaya tereddüt ediyorlar. Bunu da yine çok Fransızla konuştum neden böyle diye anlamak için. Fransa'da çok dalga geçiyorlarmış. Böyle mesela birisi işte Fransız aksanlı değil de biraz böyle İngiliz, Amerikan aksanlı söylediği zaman "Aa, aksan mı yapıyorsun falan" diye dalga geçiyorlarmış. Mesela şöyle telaffuzlar var. Facebook yerine mesela Facebook, Instagram yapıyorlar böyle. Evet. İşte bunu mesela siz Instagram dediğiniz zaman da dalga geçiliyor. Bir baskı var yani. Var. Yani Fransa'da toplum baskısı kesinlikle var. O yüzden Fransa'da uzun zaman geçirmek isteyenlere önerim yani en az bir A2 Fransızca ile gitmek gerekiyor. Ya ben A1 gittiğimde 2 sene önce 2018'de yolumu bulamadım. Saatlerce trende peron aradım. Yani kimse beni anlamıyor. İngilizce bilen bulamadım. Böyle çok zordu. Gençlerden falan. Gençlerden bilen çıkıyor ama hani görevli lazım bana. Görevliler bilmiyor tabii. Yani Fransa'da en çok fark ettiğim, Fransızlara dair fark ettiğim şuydu. Çok planlılar ama hayatlarının her alanında bir böyle giriş gelişme sonuç oturtmuşlar. Mesela Fransa'da yemek önce bir işte entrée giriş, sonra plat principal ana yemek, sonra tatlı. Bir restorana girdiğinizde mesela tatlı yemeyeceğim dediğinizde tuhaf. Tatlı niye yemiyorsun? Yemeği tamamla ya. Hani çorba niye içmiyorsun? Antresiz yemek mi yenir? Bunlar onlar için tuhaf yani bir restoran kültüründe. Günlük hayatta da mesela bir sınav kağıdına siz muhteşem bir kağıt doldurun ama işte giriş, gelişme, sonuç böyle nokta nokta yazmayın. Hoca beğenmiyor direkt. Ya onların usul konusunda takıntıları var. Her şey böyle çok belirgin olacak. Bir mail yazmıştım mesela. Yanında da Antoine diye arkadaşım vardı. Antoine dedim ki ya Fransızca bir kontrol eder misin? Düzgün yazmış mıyım falan. Çocuk aldı o maili. Şöyle bir şey. Tak 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 madde madde böldü hepsini. Ben de şaşırdım niye o kadar madde yapıyorsun diye. Fransız hoca daha iyi anlasın diye dedi. Öyle görmek istiyorlar. Yani onlara mesela diyelim Fransızlarla iş yapacaksınız falan. Hani bir ticaret ya da herhangi bir şey. Her şeyi böyle belirgin, yerine oturmuş, planlı istiyorlar. Bir de Fransa'ya dair şeyi de söyleyebilirim. Ben gittiğimde hala protestolar devam ediyordu. Şimdi 2018'de bir sarı yelekler çıktı ya. Onlar bitmedi. Çünkü Fransız halkının içinde zaten Fransız devrimleriyle bir sürü de devrimi var. Hep böyle içinde bir savaşalım, işte derdimizi anlatalım, sokağa çıkalım isteği var. O bitti, başka protesto. Bu sefer emeklilik reformuyla ilgili protestolar başladı. Şey yanını çok takdir ediyorum. Yani haklarını almak için hakikaten uğraşıyorlar falan. Ama şu yanı da hoşuma gitmiyor. Biraz fazla abartıyorlar bu sokak işini. Mesela tramvayları yolunu kesiyorlardı. Ya ben okula gideceğim. Tramvay yolunun ortasında sırf dikkat çekmek için tramvayları keserek yapıyorlar protestoları. Yani ben miyim Fransız devletinin sorumlusu? Buradan acı çeken ben oluyorum. O hoş değildi yani. Bir de müzelerle ilgili bir şey vardı. Onu da söyleyeyim. Çok çok hoşuma giden bir şey. Bu Avrupa genelinde böyleymiş. Bunu bilmiyordum. 26 yaş altına her şey ücretsiz. Yani Paris'te hiçbir şey ödemeden gezdim ben. Müzeler ücretsiz, konserler, tiyatrolar indirimli. Yani o sosyal devlet olayına bayıldım Fransa'da. Peki şey yapıyor musun? Bir belge falan alıyor musun bunun için? Evet. Orada bana bir öğrenci kimliği verdiler. Eşitlik demiştiniz ya, oradan aklıma geldi aslında. Orada Fransız öğrencilerle gerçekten eşit oluyorsunuz yani. Erasmus olmama rağmen Avrupa'da okuyormuşum gibi bir kart verdiler. Onunla Versay Sarayı normalde 30 euro muydu neydi? Versay'a bile ücretsiz girdim yani. Her yere ücretsiz girdim böyle. İnanılmaz bir şey. Nereleri gezdin? Montpellier'de Müze Fabre vardı. Fransa genelinde önemli bir müzeymiş. Böyle eski Rönesans eserleri falan var. Paris'te Pantheon çok çok güzel bir yer. Pantheon böyle aslında Roma'daki Pantheon'un alınıp biraz daha Fransız versiyonunu yapmışlar yani, çok benziyor. İçeride ünlü Fransız insanların mezarları var. Victor Hugo'dan tutun bilmem hangi generallere kadar falan, benim sevdiğim yazarlar hep aynı odalar. Mesela Emile Zola, Alexandre Dumas falan, üçü birlikte aynı odaya koymuşlar. Jean-Jacques Rousseau'nun Voltaire'in mezarları falan. Ne kadar böyle ünlü Fransız varsa, ben şimdi edebiyatla ilgilendiğim için onlar aklımda ama bayağı bir Fransız, yani ünlü insanın mezarı oradaydı. Fransızlar bu tarihlerine çok önem veriyorlar. Yani orası onlar için, o Pantheon çok kıymetli bir yer çünkü zaten en başında da şöyle bir şey yazıyor işte. Millet sizlere minnettar. Yani onlardan gurur duyuyorlar. Bir Fransız için mesela işte Voltaire'in Fransız olması çok büyük onur kaynağı yani. O ülkenin para birimi nedir? Yaşam pahalı mı demişiz? Euro. Yaşam da Batı Avrupa yani Almanya, Hollanda, Fransa, buralar yakın yerler yani. Ama Fransa'da öğrenci olmanın avantajı, yani Fransız devleti, aslında Fransız milleti en çok vergi ödeyen millet dünyada ve bunun avantajını da öğrenciler yaşıyor. Mesela şöyleydi, operaya ben 20 euroya 3 aylık abonman almıştım. Ne kadar konser varsa istediğiniz, böyle sadece operada değil, klasik müzik konserleri oluyor işte, korolar falan. 20 euro verip 3 ay boyunca gidiyorsunuz. Mesela bu zaten çok güzel ama biliyorum ki operaya 20 euroyu vermek yerine 20 euroya 5 tane kebap yemek isteyen öğrenciler de olacak. Olacak. O yüzden düz bir yemek ne kadardı? Fransa'da restoranlar pahalı. Düz yemek olarak mesela böyle falafelciye gidip işte kebapçıya giderseniz 5-10 euroya karnınız çok rahat doyar. Yani böyle 6 euroya falan işte bu kebaplar, şu tombik ekmekler falan var ya, öyle şeyler falan. Bir de Fransa'da çok fazla Kuzey Afrikalı var. Onlar da Türkler gibi kebap konusunda iyi. Açıkçası ben kebapları hiç beğenmedim. Paris'te de, Montpellier'de de, Marsilya'da böyle kebap yani çok kötü. Türkiye standartlarına göre çok kötü. Ama karın doyuruyor mu? Doyuruyor. Peki yani ucuz. Orada ne yemek lazım? Ya açıkçası ben o ünlü Fransız yemeklerini yemedim. Salyangoz yapıyorlar, işte kurbağa bacağı, ne bileyim ördek bilmem nesi, abuk sabuk bir sürü yemekleri var. Ben yemedim ama tatlıları muhteşem. Fransa'ya gidince herkesin yemesi gereken bir şey. O mesela? Bir işte Fransız patiserisi. Mesela onların neleri vardı böyle? Bir kere işte sufleymiş, profiterolmüş falan. Bunlar Fransız tatlısı zaten aslında. Benim en sevdiğim böyle frambuazlı tartlarda. Şöyle tartlar var. Türkiye'de frambuaz çok olmadığı için bizim şeylerde çok olmuyor, pastanelerde. Üstünde böyle şu tartın 30-40 tane frambuaz. Benim en sevdiğim meyve, o yüzden çok hoşuma gidiyordu. Yani onun dışında böyle bütün tatlıları çok güzel. Bir de tatlılara böyle arada içki kattıkları da oluyor, likör falan. Ben alkol kullanmıyorum. O yüzden bazen soruyordum yani likör var mı bunda falan diye. Çünkü hiç beklemediğiniz tatlının içinden viski, likör her şey çıkabilir yani. Hadi ya. Çok seviyorlar tatlılara alkol katmayı. Oradaki insanların sana karşı tutumu nasıldı? Çok iyiydi. Bunun bir numaralı sebebi Fransızca konuşmam. İngilizce konuşsam Fransızlarla aram bu kadar iyi olmaz. Bundan kesin. Aslında burada da işte yarım yamalak Türkçe konuşan turistlere biz de mesela çok kanımız kaynıyor ya. Aynı mantık. Aynen öyle. Orada Fransızca konuştuğun için hoşuna gidiyorlar. Bir de şunu fark ettim. Kadın olmanın bir avantajı oluyor. Yani bunu bazen Türkiye'de de fark ediyorum. Esnafla konuşurken, okul idaresiyle konuşurken falan daha bir sempatik yaklaşıyorlar böyle. O vardı. Bir de Fransa'da ilginç bir şekilde bana birçok arkadaşım da tipin Fransız'a benziyor der. Galiba Fransızlar da böyle düşünüyor. Sürekli bana yol sordular. Bir de ilk sorduklarında ben böyle stres oluyordum, yanlış bir şey söylerim diye. Bildiğim yolu bile yok ben bilmiyorum dediğim oluyordu. Bir tanesini ama cevaplayabildim. O, Paris'te yürürken Champs-Élysées'de bir Amerikan turist burası Champs-Élysées mi dedi. Evet dedim, burası Champs-Élysées. Yani ona cevap verebildim en azından. En çok pahalı olan benim için market alışverişiydi. Yani her hafta markete gidiyorum, her seferinde ya ne oluyor, makarna falan oluyor ama 50 euro çıkıyor. Bilmiyorum yani, çok fazla bir şey almama rağmen sürekli market çok tutuyordu. Bir de Erasmus etkinliklerine çok gidiyordum. Mesela işte at binmeye gidiyorduk falan, böyle çok eğlenceli. Safari etkinliği vardı bir tane. Gri toprakların üstünde bir yerde hafif de böyle nehir falan var, böyle at sürdük. Yani ben de bilmiyorum binmeyi ama böyle sırası da gidiyor işte yani. Çok güzeldi, o etkinliklere para gidiyordu biraz. Hibe yetmiyor ama hibe olmasa çok daha zorlanırım. Çünkü hibe euro üstünden ya, şimdi euro 8 olduğu için ben gittiğimde 6,5 gibiydi. Çok faydalı oluyor yani euro üstünden hibe. Nice. O zaman son olarak gitmek isteyenlere tavsiyelerin neler? Ben Erasmus'a gitsem mi gitmesem mi arasında kalan herkese mutlaka gidin diyorum. Çünkü çok şey öğrendim orada. Yani vizyonum genişledi hayata dair. Çünkü birincisi hem bir kültürü çok iyi öğreniyorsunuz, o ülkenin kültürü. Tabii ben bu arada bunun şeyden ne fark var işte? Mesela ben merhaba Fransa'ya gidiyorum, atladım uçağa gittim. Bundan ne fark var? Ondan farkı şu oluyor. Siz öyle gittiğiniz zaman orada hazırda bir düzeniniz yok. Erasmus'a giderseniz sizi alıp çat diye bir düzenin ortasına koyuyorlar. Orada bir rolünüz oluyor. Ben Fransa'da kimim? Ben Fransız bir öğrenciyim oluyor. Yani şu okulda okuyan, şu yurtta kalan. Erasmus dediğim gibi o tecrübe yaşamak için çok iyi. Bir de uluslararası öğrencileri tanımak için de çok iyi. Ben mesela orada İtalyanlar nasıl insanlardır? Bir sürü İtalyanla tanıştım. Almanlar nasıl insanlardır falan. Orada şeyi öğrendim mesela. Benim karakter olarak en yakın olduğum insan grubu Almanlarmış. Hadi hani ya. Millet olarak. Böyle o Alman disiplini. Mesela işte oynayacağımız zaman oynayalım, ders çalışacağımız zaman ders çalışalım. İkisi aynı anda olmasın yani. Ders çalışırken sohbet etmeyelim mesela. Ya da çok dakik bir insandır. Saat 10. Hani Almanlar da öyle. İtalyanlar çok bağırarak konuşuyor. Mesela bunu fark ettim. Bizim oturuyoruz gibi böyle İtalyan grubuyla. Evet. Yani ama Türklerden de daha fazla bağırıyorlar. Yunanlar da aynı şekilde. Yani bir o Akdeniz'e aşağı doğru indikçe bir ses artıyor. Bilmiyorum niyeyse yani. Niye acaba? Evet. Onları tanımak açısından da çok iyi oluyor. Farklı öğrenci grupları. Bir de Erasmus'a gideceklere tavsiyem şu. Eğer o ülkenin kültürünü öğrenmek istiyorlarsa benim gibi, Fransa kültürünü, Almanya kültürünü, Hollanda kültürünü neyse, yerel halka ulaşmak için kendileri çabalamaları lazım. Yani benim orada en çok zorlayan şey Fransız arkadaş edinmekti. Çünkü Erasmus'a giden herkes, yani bunu böyle istisnası böyle 1/1000 falandır, Erasmus grubuyla takılır. Erasmus'a gidersiniz, Erasmus'a gelen diğer insanlarla takılırsınız. Ama eğer böyle Fransız arkadaş edineyim, Alman arkadaş edineyim istiyorsanız böyle kendiniz çok çabalamak gerekiyor. Peki senin var mıydı Fransız? Vardı. O arkadaşlarımı bulmak için bayağı zorlandım. Bazı Fransızlar beni takmadı işte klasik Erasmus falan diye. Onlara şunu anlatmam gerekti. Bakın ben buraya sadece kulübe gitmeye falan gelmedim. Hakikaten ilgiliyim. Hani Fransa tarihine, kültürüne falan biliyorum da bunları konuşabiliriz, tartışabiliriz. Anca o şekilde böyle kendimi zorlayarak birkaç Fransız arkadaş edindim. Ya onlardan çok şey öğrendim çünkü. Erasmus, onun dışında Erasmus grubunda kalınca sadece eğlence oluyor. Yani bir şey öğrenmiyorsunuz. Bence Erasmus'a gitmişken insan hani bir şeyler de öğrenip dönmeli yani. Sadece clubbing olmamalı bence Erasmus. Sen bir fark görüyor musun gidip geldikten sonra kendine? Evet. Nasıl bir fark? Şu yönde, biraz Avrupa milletlerini tanıma yönünde fark. Bilmiyordum yani o insanlar nasıl oluyor. İnsan iletişimim gelişti. Nasıl konuşmam gerekir, ne söylemek uygun olmaz. Mesela çok ırkçı karşılanan şeyler olduğunu fark ettim. Orada şöyle bir hatam oldu mesela. Filipin kökenli ama İtalyan bir kız vardı. Ben de o kızdan bahsederken Filipinli dedim. Sonra Herkes bunu çok garipsedi. O kız İtalyan yalnız dediler bana. Ben de sonra anladım. Çünkü biz Türkiye'de tutup da başka kökenli ama Türk vatandaşı çok fazla insan yok ya. Biz herkes Türk yani. Anne baba Türk ve Türk vatandaşıyız. Avrupa ülkelerinde bu daha fazla. Yani farklı ülkeden gelip de o ülkenin vatandaşı olan. Beni çok garipsediler öyle dediğim için. Belki arkamdan akış olduğum diye düşünmüşlerdir yani. O kız İtalyan. Hani Filipin kökenli olması onun Filipinli olduğunu göstermiyor. Buna benzer şeyler söylediler bana. Bunu öğrenmem iyi oldu. Bir daha yapmam mesela yani. İtalyansa İtalyan tamam derim. Filipin kökenli demem. Var mı söylemek istediğin başka şeyler? Orada mesela şunu fark ediyorum. Ben Erasmus'a giden insanın çok fazla imkanı oluyor. Gidenler bunu değerlendirmiyor. Yani önünde şöyle bir yelpaze var. İnsanlar sadece oradan bir parçasını alıyor. Sadece clubbing parçasını alıyor. Yani sen zaten onu da istesen de çok yapamazmışsın. Pandemi gelmiş sonra zaten. Aynen. Yani sadece 2 ay. Peki yani pandemide hemen kapatıldı mı uçuşlar? Kısa bir süre içerisinde kapatıldı evet. Yani ben tahliye uçağıyla döndüm. Tahliye uçağı normalde şöyle oldu. Siz internetten bakıp da THY'nin o uçuşunu göremiyorsunuz. Onu konsolosluğu arayıp o da anca bir talep üstünde. Kimse "Aa Zeynep Fransa'da kalmış. Biz bu kızı alalım" demiyor. Marsilya konsolosluğunu aradı. Montpellier'de konsolosluk yok çünkü. Uçak var mı falan. Sonra dediler ki hani şu an ortada bir şey yok. 2 hafta sonra Allah'tan telefon geldi. 280 € uçak. Normalde 400 liraya biletim vardı benim. 280 euroya götürürüz dediler. Gidince karantinada kalmayı kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum dedim. Sonra işte Kocaeli'nde karantinada kaldım 14 gün. KYK'da ve şaşırtıcı şekilde iyiydi. Okay, good. Teşekkürler. Böyle ben teşekkür ederim.